Şimdi geçen dersimizde ideal diyot karakteristiğini incelemiştik, değinmiştik. Gerçek dünyada ideallik maalesef söz konusu değil. Sadece teorik hesaplamalarda işimizi kolaylaştıracak yaklaşımlar olduğundan dolayı bu idealliğe yeri geldiği zaman başvuracağız. Yaklaşık modelleri oluştururken, bunları hesaplamalarımıza yansıtırken kullanacağız. İdealmiş gibi düşünüp bu şekilde değerlendireceğiz. Ama gerçekte bir deney kurduğunuzda, bir devre elemanı işte bir imalat yaptığınızda bunlar maalesef ideal olmuyor. Şimdi ideal denilen bir diyodun karakteristik grafiğine bakacak olursanız, bu ileri yönlü polarlama ve ters yönlü polarlamada, forward bias'ta ve reverse bias'ta burada ayrı ayrı olarak gösterdiğimiz grafikleri aslında buradaki gibi tek bir grafik üstünde, işte dik eksen akım ekseni, yatay eksende gerilim ekseni olacak şekilde bir grafiğe yerleştirilerek karakteristik grafikleri verilir. Siz bu karakteristik grafiğine bakarak diyodun davranışıyla ilgili bilgileri yorumlayabilirsiniz. Şimdi biraz sonra gerçek diyot karakteristiğini de göreceğiz. Kabaca diyotlar iki gruba ayrılıyor. İşte bir doğrultmaç diyotları dediğimiz, genelde gerilim değerlerini değiştirirken, güç kaynaklarının içerisinde gerilimlerin tiplerini değiştirirken, AC'den işte DC'ye, DC'den AC'ye çevirirken kullandığımız daha büyük akımlara ve daha büyük gerilimlere dayanabilen, fakat tepkime hızlarının daha küçük, daha yavaş olduğu diyotlar. Bir de daha hızlı, daha performanslı çalışan fakat daha hassas, daha narin yapıda olan, genellikle haberleşme devrelerinde, elektronik mantık devrelerinde kullanılan sinyal diyotları, bunların çalışma gerilimleri ve akımları burada bahsettiğimiz doğrultmaç diyotlarına göre çok daha küçük değerlerdir. Mikro düzeyde, mili düzeyde, hatta yeri geldi nano düzeyde bile işlem yapılabilir. Şimdi kabaca bu diyotlara giriş yaparken bir germanyumdan bir de silisyumdan bahsettik. Daha önceleri işte germanyumdan imal edildiğini, son zamanlarda silisyum kullanıldığını söyledik. Bu germanyumdan yapılan diyotların çalışabilmeleri için yaklaşık olarak 0.2 volt, 0.3 volt gibi bir gerilim uygulamanız yeterli oluyor. Bu gerilimi uyguladıktan sonra, bu gerilimi düzgün bir şekilde diyoda verdiğiniz zaman aktifleşiyor. Yani üzerinden akım akıtmaya başlıyor. Bu değer silisyumdan imal edilmiş diyotlar için biraz daha fazla, 0.6 volt ile 0.7 volt arasında değişim gösterebiliyor. Şimdi bunların da nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bir diyodun herhangi bir gerilim uygulanmadığı zaman içi nasıl, durumlar nasıl, işte yükler nasıl, bunu bir görmemiz lazım, bunu bir anlamamız lazım, irdelememiz lazım. Şöyle tam ekran yaptığımda görünüyor herhalde, değil mi? Bir sıkıntı yok. Şimdi işe başlarken N tipi ve P tipi yarı iletken malzemeden bahsetmiştik. Bu yarı iletken malzemeye tek başına bir gerilim uygulamıştık. Fakat her halükarda hem N tipinden hem de P tipinden tek başına kullanıldığı zaman her iki yönde de akım akışı olduğunu gördük, gözlemledik. Ve pratik uygulamada bu yarı iletken malzemelerin tek başlarına kullanılmasının bir esprisi olmadığını vurguladık.
Ve bunlar yapıştırılarak işte kimyasal yöntemlerle bir araya getirilerek diyotların oluşturulduğunu ifade ettik. Şimdi burada elinizde bir diyot var fakat bu diyodun bacaklarına hiç gerilim uygulamadığınız haline göz önünde bulunduralım. Herhangi bir gerilim yok. No bias dediğimiz şey o. Gerilim uygulanmamış hali, yani polarmasız hal. Dolayısıyla diyodun üzerinde de herhangi bir gerilim söz konusu değil. Diyot gerilimi de 0 voltta. Şimdi bunun iç yapısına baktığınızda birleşimden dolayı biz ne yaptık? Bir tane N tipi, bir tane de P tipi malzeme aldık. Hatırlarsanız malzemelerin isimlerine N ya da P denmesinin sebebi o malzemenin içerisindeki çoğunluk taşıyıcılarının hangisi olduğuna göre değişiyordu. İşte oyuklar fazla ise, yani her an elektron çekmeye müsait olan noktalar fazla ise, biz bunlara pozitif yük diyorduk ve o malzeme de P tipi malzeme olarak ifade ediliyordu. Elektron fazlalığı varsa, eksi yükler fazla ise, taşıyıcı olarak, çoğunluk taşıyıcıları olarak kullanılan yükler eksilerse, buna da N tipi malzeme diyorduk. Şimdi siz bunları birleştirdiğiniz zaman, tek bir yüzeyden işte yapıştırdığınız zaman, malzemenin içerisindeki N tipi ve P tipi malzemenin içerisindeki yükler bu birleşim yüzeyinde ne yapacaklar? Birbirleriyle artılar ve eksiler bir araya gelerek nötrleşecek. Burada ismine depletion region dediğimiz boşaltılmış bölge olarak da isimlendirdiğimiz, aynı zamanda gerilim setti bölgesi de dediğimiz bir bölge karşımıza çıkacak. İşte bu bölgenin olması, bu boşaltılmış bölgenin olması, yani yük bakımından nötr bir bölgenin olması neyi sağlayacak? P tipi malzemenin içerisindeki artı yüklerin ve N tipi malzemenin içerisindeki eksi yüklerin daha fazlasının birleşimini engelleyecek. Burası bir bariyer gibi davranacak. Yükler birbiri arasında, malzemenin içerisinde daha fazla geçiş yapamayacaklar. Doğası gereği iki yarı iletken malzemeyi birleştirdiğimizde bu yarı iletken malzemelerin içerisindeki serbest olan işte P tipindeki oyuklar, N tipindeki elektronlar ne yapacak? Bu birleşim yüzeyinden, junction'dan daha fazla birbirine geçiş yapamayacak. Bu bölge nötr, yani yüksüz bir şekilde, yüksüz atomlardan oluşacak. Buna gerilim setti diyoruz. Boşaltılmış bölge diyoruz. Kitabımızda da depletion region olarak karşımıza çıkıyor. Bu boşaltılmış bölge yarı iletken malzemelerin içerisindeki bütün yüklerin nötrleşmesini engelliyor. Bu bölgenin kalınlığı çok çok dar. Yaklaşık 1 mikron kalınlığında bir bölge. Diyodun tipine göre işte germanyum veya silisyum diyot olma durumuna göre bu gerilim bölgesini, bu boşaltılmış bölgeyi aşabilecek dış gerilim değişim gösteriyor. İşte germanyum diyot ise yaklaşık 0.2-0.3 volt kadar, silisyum diyot ise yaklaşık 0.6-0.7 volt kadar dışarıdan bir gerilim uyguladığınız durumda ne yapıyor? O boşaltılmış bölge yıkılıyor. Yani yarı iletken malzemelerin arasında yük akışını gözlemleyebiliyoruz. Bu da devrenin geri kalanında, yani ana kolunda akım akmasını doğuruyor. Eğer siz diyotun bacaklarına gerilim uygulamazsanız, herhangi bir gerilim vermezseniz ne olacak? Boşaltılmış bölge olmasından dolayı
yani doğası gereği diyot üzerinden herhangi bir akım akmayacak. Diyot üzerinde herhangi bir gerilim düşmesi söz konusu olmayacak. Şey olarak da ana koldan da akan bir akım söz konusu olmayacak. Çünkü zaten sen gerilim uygulamamışsın. Şimdi esas kullanım amacına bakalım. Biz diyotları niçin kullanıyorduk? Devreden akan akımın yönünü kontrol etmek için. Hangi taraftan, nereden nereye bu akım geçsin, bunu sağlayabilmek için. İşte ters gerilim uygulandığı zaman devre elemanları korunsun, bunu sağlayabilmek için farklı amaçlarla kullanıyorduk diyotları. Şimdi bir diyot aldığımızı, bu diyodun bacaklarına ters bir şekilde gerilim uyguladığımızı düşünelim. Normalde ne demiştik? Diyodun artı bacağı ve eksi bacağı vardır. Bu ok yönünde akım akışı gerçekleştirir. Anodu sol taraf, katodu sağ taraf, yani okun çizilme yönüne göre sol taraf P tipi malzeme, sağ taraf N tipi malzemeden oluşur demiştik. Aşağıda da bunun daha önce ilk diyot slaytını hatırlarsanız bu gösterimine karşı yukarıdaki sembolik çizimi verilir demiştik. Şimdi ne yapıyoruz biz? Normalde P tipi bacağına, yani P tipi malzemenin bulunduğu bacağa, bağlı olduğu bacağa gerilim kaynağının artısını bağlamamız gerekirken ne yapmışız bakın burada? Eksisini bağlamışız. Eksi gerilimi uygulamışız. Ya da alt tarafa bakın. Burada bir tane güç kaynağı var. Bu güç kaynağının eksisini biz diyodun P tipi malzemesine bağlamışız. Benzer şekilde güç kaynağımızın artı bacağını da diyodun normalde eksi bağlamamız gereken N tipi malzemesinin bulunduğu bacağa bağlamışız. Yani ters yönde bu diyodu polarlamışız. Tamam. Bu durum neyi doğuruyor? Bakın buradaki görsel. Şimdi gerilim uygulamadığımız durumda zaten bir boşaltılmış bölge söz konusuydu. Zaten bu boşaltılmış bölgenin olmasından dolayı ne oluyordu? Çoğunluk taşıyıcıları yarı iletken malzemenin içerisinde sağa ya da sola geçiş yapamıyordu. Siz bir de ters bir şekilde gerilim uygularsanız bu diyoda ne yapmış oluyorsunuz? Yarı iletken malzemenin içerisindeki, yani işte sol tarafta P'ye baktığımızda bu yarı iletken malzemeye eksileri pompalamış oluyorsun. Ne oluyor? Bunun içerisindeki eksilerin sayısı artıyor. Benzer şekilde N tipi malzemenin içerisine artı yüklere basmış oluyorsun. Burada da artı yüklerin sayısı artıyor. Boşaltılmış bölge daha da genişliyor. Boşaltılmış bölgenin iyice genişlemesi, daha da genişlemesi, neye göre daha da genişlemesi? Gerilim uygulanmamış haline göre daha da genişlemesi neyi engelliyor? Ana koldan akan gerçek akımın ya da diyot akımı dediğimiz gerçek akımın gözlemlenmesini engelliyor. Fakat biz her halükarda ismine kaçak akım dediğimiz ve azınlık taşıyıcılarından kaynaklı bir sızıntı akımı görüyoruz. Bu minority carrier flow denilen akım bizim uyguladığımız gerilim hangi yönde olursa olsun, ister düzgün bir şekilde bu diyotu polarlayalım, ister ters bir şekilde polarlayalım, her zaman karşımıza çıkan bir sıkıntı, azınlık taşıyıcılarının yarattığı ters yönlü akım, kaçak akım dediğimiz akım her zaman var. Esas iş yapan kısım, bakın alt tarafta majority olarak isimlendirilen ve gerçekte iş yapacak, gücü üretecek
İşte devre elemanlarını besleyecek, çalıştıracak akım maalesef sıfır. Gerçek akım sıfır, yani ana koldan akan çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akım sıfırken, azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu akım her zaman mevcut. Ters bir şekilde diyot polarlanırsa ne diyeceksiniz? Ana koldan akım akmaz diyeceksiniz. Sadece azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu sızıntı akımı gözlemlenir diyeceksiniz. Biz yeri geldiğinde hesaplamalarımızda bu sızıntı akımının büyüklüğünün çok çok küçük olmasından dolayı, işte nano seviyede olması, piko seviyede olması gibi çok inanılmaz derecede küçük olmasından dolayı ne yapacağız? Bunları yokmuş gibi kabul edeceğiz. Bunları ihmal edeceğiz. Hesaplamalarımızda ne diyeceğiz? Ana koldan akan akım yoktur diyeceğiz. Ters bağlandığı durumda. Diyot ters polarlandığı durumda. Tamam? Evet, bu sızıntı akımının büyüklüğü azınlık taşıyıcılarının sayısında bir değişim olmamasından kaynaklı hiçbir zaman değişmiyor. Siz bu sızıntı akımının büyüklüğünü uyguladığınız gerilim ile arttırmıyorsunuz. Bu doğası gereği karşımıza çıkıyor. Bundan kurtuluş yok. Bundan maalesef öyle bir teknolojiyle henüz mümkün değil. Bu sızıntı akımı her zaman var. İstenmeyen bir akım. Fakat yüksek gerilim uygulamalarında, yüksek akım uygulamalarında bu değerler çok çok küçük olduğu için ne yapıyoruz? Bunları göz ardı ediyoruz, ihmal ediyoruz. Gerilim uygulanmadığı durumla aynı miktarda olan azınlık taşıyıcısının oluşturduğu ters yönlü sızıntı akımı her halükarda gözlemleniyor. Bu akıma ters doyma akımı deniyor. Buradaki doyma kelimesinin kullanılma nedeni şu: maksimum seviyeye hemen ulaşıyor. Buradaki doyma kavramı buradan gelmekte. Maksimum seviyeye hemen ulaşmasından kaynaklı gelmekte. Ve alt tarafında I akımının, işte I sembolünün altına küçük S koyarak IS şeklinde formüllerimizin içerisinde ya da denklemlerimizin içerisinde bildiriyoruz, veriyoruz. Bunun yönüne, vektörel yönüne dikkat etmemiz lazım. Bakın burada da azami değerine çabuk ulaşmasından dolayı doyma akımı, ters doyma akımı dendiği vurgulanmış. Bunu kurtaramıyoruz, yani yok edemiyoruz. Bakın şimdi burada da ne yapmışız? Bir diyot almışız. Bu diyodun bacaklarını düzgün bir şekilde polarlamışız. Yani artı bağlamamız gereken bacağı güç kaynağının artısını, eksi bağlamamız gereken bacağı da güç kaynağının eksisini bağlamışız. Alt taraftaki çizime baktığınızda gerilimin artısı nereye bağlı? P tipi yarı iletken malzemenin bulunduğu yere bağlı. Eksisi de N tipi yarı iletken malzemenin bulunduğu yere bağlı. Buradaki depletion region nötr haldeki, yani gerilim uygulamadığımız zamanda var olan boşaltılmış bölge düzgün bir şekilde diyot polarlandığında çok çok daralıyor. Hatta işte yok oluyor diyoruz biz buna. Ve bunun yok olması, çok çok daralması ya da yok olması neyi doğuruyor? Ana koldan akan ve ID olarak diyodun işte isminden gelen ID olarak gösterdiğimiz akımı doğuruyor. Ana kol akımını doğuruyor. Bakın bu ana kol akımının içerisinde devrede dolanan akımın içerisinde gördüğünüz gibi bizim kurtulamadığımız, her zaman çoğunluk taşıyıcılarının yönüne
zıt bir şekilde yer alan, burada da vektörel olarak gösterilen sızıntı akımı hala var. Bu sızıntı akımı yeri geldiğinde ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Ve ne diyeceğiz? Çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akım diyot akımına eşittir ya da ana koldan akan akıma eşittir. Ama bu mesela ne zaman ihmal edilmez? İşte mikro düzeydeki bir devreyi düşündüğünüzde ya da çok hassas bir devreyi düşündüğünüzde, işte uzaya gönderdiğimiz mekiğin saat devresini düşündüğünüzde, buradaki mikro seviyedeki, nano seviyedeki kaçak akım bile yeri geldiğinde önem arz edebiliyor. Sistemin performansı olsun, uzun çalışması olsun, doğru çalışması olsun, çok küçük gerilim ve akım değerlerinde önem kazanırken, bizim kuracağımız devrelerde çoğunlukla önemini yitirecek. Ne gibi? İşte biz 5 volt gibi, 10 volt gibi, işte 100 volt gibi gerilim olarak ve bunların şeyinde sonucunda doğacak miliamper seviyesindeki akımlarda çalışacağız. Kaçak akımın düzeyine düşünecek olursak, işte nano düzeyde, piko düzeyde, mikro düzeyde olduğunu düşünecek, mertebelerini karşılaştıracak olursanız aralarında 1000 kat ya da milyon kat fark olacak. Dolayısıyla da bunun ihmal etmemiz aslında hesaplama sonuçlarımızı çok da yanlış bir noktaya götürmeyecek. Evet, özet olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Gerilim uygulanmadığı zaman diyotun içerisinde neler olup neler bitiyor. Ters gerilim uyguladığımızda işte boşaltılmış bölge genişliyor ve bu boşaltılmış bölgenin genişlemesinden dolayı ana koldan akım geçmiyor. Düz bir şekilde polarladığımızda ne oluyor? O boşaltılmış bölge çok çok daralıyor ya da yok oluyor, kabul edebiliriz. Ve çoğunluk taşıyıcılarının geçmesi gerçekleşiyor. Tabii ne kadarlık bir gerilim uygulamamız lazım minimumda? İşte biraz önce dile getirdik. İşte germanyum için minimumda 0,2 volt ve üstü. Silisyum diyotta işte 0,7 volt ve üstü. Uyguladığınız gerilimin eğer bu diyot diyelim ki silikon diyotsa ve siz mesela buradaki VD pili olarak işte 1 voltluk gerilim uyguladıysanız, uyguladığınız bu 1 voltun 0,6 voltu, 0,7 voltu ne için harcanıyor? Buradaki depletion region'ı yok etmek için harcanıyor. Buradaki depletion region'ı çok çok daraltmak, yok etmek için harcanıyor. Potansiyelin 1 voltun işte 0,7 voltu burada harcanıyor. Geriye ne kadar kalıyor? 0,3 voltu. İşte o 0,3 voltun yarattığı akımı siz aslında kullanıyorsunuz. Veya germanyum diyotu düşünün. Germanyum diyot kullanırsan ne oluyor? İşte 1 volt uyguladıysan bu sefer 0,2 voltu, 0,3 voltu bu depletion region'ı yok etmek ya da çok çok daraltmak için kullanılıyor. Geri kalan işte 0,8'i, 0,7'si devrenin diğer devre elemanları üzerine dağılıyor. Evet, düzgün bir şekilde polarlandığında, yani doğru polarizasyona baktığımız zaman neyi gözlemliyoruz? Diyot geriliminin de sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Bir voltmetre ile diyodun bacaklarını değdirip gerilim ölçümü yaptığınızda, işte diyodun tipine göre germanyum olması ya da silisyum olması, yani silikon olmasına göre sen ne ölçüyorsun? VD'yi ya 0,2 volt ölçüyorsun ya işte 0,7 volt ölçüyorsun. Bakın burada özetimize madde madde bir daha değinelim. Doğru polarizasyon demek ne demek? Forward bias'tayız, yani düzgün bir şekilde
polarlamışız demek. P ve N birleşimi ile aynı polaritede dış gerilimi uygulamışız demek. Yani P tipi yarı iletken malzemeye artı, N tipi yarı iletken malzemeye eksiyi bağlamışız demek. İkinci maddeye bakalım. Elektronlar ve oyuklar birleşim yüzeyinde daralmaya sebep olur ve devrenin ana kolundan akım akmaya başlar. İşte ana koldan akan ID akımı görülmekte. Bakın yine azınlık taşıyıcılarımız bunun miktarı, şiddeti değişmediği için, büyüklüğü değişmediği için her zaman mevcut ve burada vektörel olarak gösterilmiş her zaman bizim ana akımımıza zıt yönlü. Dolayısıyla ana koldan akan diyot akımı dediğimiz akımın içerisinde yer alıyor. Ne dedik? Çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akımdan azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu akımı çıkartıyorsunuz ve ana kol akımını buluyorsunuz. Çoğunluk taşıyıcı şiddeti gerilim arttırılınca üstel olarak artar. Ne demek bu? Siz buradaki gerilimin büyüklüğünü arttırdığınız zaman ne olacak? Ana koldan akan akım yani ID akımı da artacak. IS hep büyüklük olarak aynı. Ne artmış oluyor? Çoğunluk taşıyıcılarının katkısı artmış oluyor. Dolayısıyla ana koldan akan akım da artıyor. Bu diyota bağlı diğer devre elemanlarının üstünden akan akım fazlalaşınca işte onların üzerine daha fazla güç aktarılmış, daha fazla gerilim aktarılmış oluyor. Bakın buradaki grafik bir silikon diyotun karakteristik grafiği. Hemen bunu ideal diyotun karakteristik grafiği ile karşılaştıralım. Bakın bunu tekrar hatırlatalım. Şöyle geri dönelim. Evet. İdeal diyotun karakteristik grafiğinde bu mavi çizgiler tam eksenin üzerinde çizilmişti. Her şey dört dörtlük demiştik. Bakın burada şöyle geri geldiğimizde. Evet bakın burada silikon diyotun karakteristik grafiğini görmektesiniz. Bu karakteristik grafiğin sağ tarafı yani birinci bölgesi forward bias bölgesi, ileri ön besleme bölgesi. Tam orta nokta, merkez, burada işaret edilmiş gerilimin uygulanmadığı durum. Yani eline diyotu aldın, bacaklarına hiç gerilim uygulamadın, ne ölçersin? İşte diyottan akım da akmaz. Diyotun üzerinde gerilim de olmaz. Hiçbir şey ölçemezsin. Bakın sol taraftaki kısım ise reverse bias. Yani diyotu aldın, bacaklarına ters gerilim uyguladın. Bu sefer ne oluyor? Bunu göstermekte. Bakın buradaki IS olarak gösterilen akım, kaçak akım. Dediğim gibi... Şimdi şeye bakacak olursanız dik eksen akım ekseni sağ taraf forward bias. Bu akım ekseninin pozitif büyüklüklerine bakacak olursanız bu pozitif büyüklüklerin mertebesi miliamper. Alt tarafa baktığımızda negatif büyüklüklerin mertebesi mikroamper. Yani İz düşürdüğünüzde buradaki mavi çizgiyi akım eksenine iz düşürdüğünüzde işte buna karşı gelen 0.1 mikroamper ile 0 arasında değişen bu kısım yani mikro düzeyindeki akım ile forward bias'taki herhangi bir noktayı karşılaştırdığınızda, kıyasladığınızda arada ne var? 1000 katı kadar fark var. Aslında burada ne yapacağız? İşte ne dedik? Kaçak akımı yeri geldiği zaman ihmal edeceğiz dedik. İhmal etmemizin sebebi de burada gözle görülmekte. Büyüklüğü çok çok küçük. Şimdi gelelim karakteristik grafiğin şekline. Bakın
İdeal diyot da bu şekil nasıldı? Tam akım ekseni üstünde gidiyordu, tam gerilim ekseni üstünde gidiyordu. Tam eksenlere çakışık bir şekildeydi. Ama burada gördüğünüz gibi böyle birazcık ney? Parabolik bir formda. Buradaki tırtıklı çizgi ile çizilmiş olan karakteristik grafik bir başka diyotun, işte mesela germanyum diyotun karakteristik grafiği. Buradaki mavi çizgi ile çizilmiş olan grafik silikon diyotun karakteristik grafiği. Bakın bu karakteristik grafiğin gerilim eksenine iz düşümünü incelerseniz eğer, baktığınızda bu şekil belli bir süre uygulanan gerilim büyüklüklerine alt taraftan bakacak olursak, mesela mavi grafiği takip edelim. Ne yapmışız? Biz diyodun bacaklarına düzgün bir şekilde güç kaynağımızın artısını eksisini bağlamışız. Yavaş yavaş gerilimi arttırmaya başlamışız. Bakın biz yavaş yavaş arttırdık. İşte 0,1 volt, 0,2 volt, 0,3 volt dedik. Arttırmaya devam ediyoruz. 0,5, 0,6, 0,7 dedik. Sonra bir anda neyi gördük? Burada çok küçük bir şekilde akım artışı gözlemlerken bir anda karşımıza ne çıktı? Hızlı bir şekilde akımda artış karşımıza çıktı. Bakın bu kırılma noktası, yani bir anda akımın artış olduğu yer aslında ne anlama geliyor? O depletion region'ın çok çok daralıp yok olması, çoğunluk taşıyıcılarının artık rahat bir şekilde diğer malzemeye geçip devreyi tamamlaması ve ana koldan akım akması anlamına geliyor. Buradaki akım buralarda yine ihmal edilebilecek ya da iş yapmayacak büyüklükler, işte 1 miliamperden küçük akımlar genel elektrik devreleri için çok önemsiz büyüklükler. Fakat ne oluyor? Bariyeri aştığı zaman, o threshold voltajını geçtiği zaman, o depletion region yok olduğu zaman, kapandığı zaman, işte hem germanyumda görüyorsunuz, hem silikonda görüyorsunuz, bir anda akım artışı karşımıza çıkıyor. Buradaki gerilim eksenindeki bu gerilim büyüklükleri işte size bu noktada bilgi veriyor. Neyi? Kullandığınız diyotun karakteristik grafiğine baktığınızda yaklaşık olarak hangi, ne kadarlık bir gerilim uygularsanız işte çalışmaya başlayacak. Neye karşı hangi akım karşınıza çıkacak? Bununla ilgili bilgiler verir genel olarak. Tamam. Bu sadece silikon diyot karakteristiği için değil, bütün diyotların karakteristiği için konuşulabilir, söylenebilir. Birinci bölgede, yani forward bias bölgesinde nedir? Bakın burada özetini şey yapmış, koymuş. Diyodun P tipi malzemesi artı ile N tipi malzemesi eksi ile polarlanmış. Diyodun üstünden akan bir akım var. Bakın buradaki akım ne? Sıfırdan büyük. Diyottan bir gerilim okunması söz konusu. Gerilimi, diyotun gerilimi ne? Sıfırdan büyük. Bakın alt tarafa, yani üçüncü bölgeye baktığımızda, üçüncü bölgede, yani reverse bias bölgesinde ne dedik? Diyodun bacaklarını ters bir şekilde polarladık demiştik. Reverse bias bölgesine baktığımızda neyi görüyoruz? Diyot geriliminin 0 volt olduğunu görüyoruz. Ana koldan akan akımın eksi IC büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Yani ters yönlü kaçak akım büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. İşte yeri geldiğinde bunu ihmal ediyoruz dedik. Çünkü mertebesi mikro seviyede, bazı karakteristiklerde nano seviyede oluyor. Düşündüğümüzde ya da karşılaştırdığımızda
Deflation region'ın olması ne yapıyor? Bu karakteristik grafiği sağ tarafa doğru kaydırıyor. İdeal diyotta nasıldı? Tam eksenin üstündeydi. Hemen bu grafikteki akım artışı başlıyordu. Ama gerçekte nasıl? Bu akım artışı belli bir gerilime kadar gözlemlenmezken belli bir gerilimden sonra hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Benzer şekilde reverse bias kısmına baktığımızda ideal diyotta tam eksen üzerinde sıfır gösterilmişti. Ama gerçekte ne var? Bir kaçak akım büyüklüğü var. Bu kaçak akım bazı durumlarda başımıza bela. Ama birçok durumda da, birçok hesaplamada da bunu teorik anlamda ihmal edilebilecek büyüklükte. Evet, şimdi bu karakteristik grafiğe baktığımızda ya da bu karakteristik grafiği düşündüğünüzde aslında buradaki formül, 1-4 numaralı formül, o karakteristik grafiğini çizerken ya da bu karakteristik grafiğinden bilgileri elde ederken bu formülü kullanarak diyot akımı seviyesini bulabileceğiz. Bu diyot akımı formülüne baktığınızda ya da devreden akan işte akım formülüne baktığınızda bunun birden fazla birleşenden olduğunu, birleşenden meydana geldiğini görmektesiniz. Diyot akımı dediğimiz akım, kaçak akım seviyesiyle, IS ile parantez içerisinde E üzeri kapa çarpı VD bölü TK sıcaklık. Buradaki eksi alt tarafta, üst tarafta değil, E üzeri kısımda değil, buna dikkat edin. E üzeri ifade eden biri çıkartıyoruz. Şimdi bu formülün bir takım birleşenleri var dedik. Bakın buradaki diyot akımında gösterilen IS ters doyma akımı. Bu ters doyma akımı gerilim ile değişmiyor dedik. Bunun büyüklüğü her zaman aynı kalıyor dedik. Fakat şimdi ileriki slaytlarımızda göreceksiniz. Bu ters doyma akımının büyüklüğü gerilimle değişmese de ısıyla değişiyor. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra. Bu formülün içerisinde E üzeri ifadedeki kapanın şöyle bir açılımı var. 11.600 bölü nü şeklinde. Bu bir sabit sayı 11.600. Buradaki nü'nün olabileceği farklı değerler var. Şöyle ki, eğer devrede kullandığınız diyot germanyum diyotsa nü'nün değeri 1. Silikon diyotsa nü'nün değeri 2. Ne zaman? Bu grafiğin çıkış yapmaya başlamadığı yerlerde. Bakın burada parantez içerisinde below the knee diyor. Yani dirseğin altında kaldığınız eğrinin kısımlarında. Buraya geri dönecek olursak, yani nerelerde? Buradaki bölgelerde. Çıkış yapmaya başlamadığı büyüklüklerde. Burayı dirsek olarak düşünürseniz bu dirseğin altındaki yerlerde. Ne yapıyormuşsunuz? Eğer kullandığınız diyot germanyum ise bu formülde nü'nün yerine 1. Eğer silikon diyot ise bu formülde nü'nün yerine 2 koyuyormuşsunuz. Fakat daha yüksek seviyelerde, daha büyük diyot akımlarında ne yapıyormuşsunuz? Her ikisini de 1 olarak kullanabiliyormuşsunuz. Hem germanyum için hem de silikon için akımın daha büyük olduğu yerlerde, yani buralarda dirsekten sonra hızlı çıkış yaptığı noktalarda her ikisi içinde nü değerini ne yapabiliyorsunuz? 1 olarak kullanabiliyorsunuz. Buradaki Kelvin cinsinden ısıyı
Eğer size santigrat derecesinden ısı verilirse 273 ekleyerek bunu Kelvin'e çevirmeyi unutmayın. Şimdi bu formülü parçalı bir şekilde analiz edelim. Mesela gerilimin, VD'nin pozitif değerleri için düşünelim. Bakın bu formülde üstten olan kısımda gördüğümüz VD değeri pozitif değerler için baktığımızda ne oluyor? Şeyi açarsanız eğer buradaki kaçak akım seviyesini IS'yi parantezin içerisine dağıtırsanız eğer ifade bu şekle dönüşüyor. Şimdi buradaki VD pozitif büyüklüklerde olduğu zaman ne oluyor? Bu üstel kısım gitgide büyüyor. Yani fark işlemindeki birinci parametre artış gösteriyor. Bu kısım çok büyük olduğunda ne yapıyoruz? IS'yi yani ikinci kısmı ihmal ediyoruz. Ve dolayısıyla sadece ID'yi hesaplarken bu açılımdaki ilk kısmı alıyoruz. Şimdi bir de VD'nin sıfır olduğu hali düşünelim. Burada VD yerine sıfır koyarsak, bakın bu da karakteristik eğrideki tam merkez noktasına karşı geliyor. Grafikte VD değeri sıfırken ID neymiş? Sıfır çıkmasını bekliyoruz. Bakın gerçekten de öyle mi? Buraya sıfır koyduğumuzda E üzeri sıfır bir, IS ile çarptığınızda işte akım sıfır. Bakın ilk söylediğimiz kısmı inceleyelim. VD'nin pozitif olduğu değerlerde, VD'nin pozitif olduğu değerlerde üstel olarak hızlı bir şekilde artması, buradaki formülasyonu burada görüldüğü gibi ilk kısmın büyük olmasından kaynaklı. Şimdi bir de negatif olduğu durumlara bakalım. VD'nin negatif değerlerinde ne dedik? Bakın burada karakteristik grafiğinde VD'nin negatif değerlerinde akım yaklaşık olarak kaçak akım büyüklüğünün negatif değeri kadardır dedik. Gerçekten de burası eksi yönde artarsa E üzeri eksi değeri 1 bölü ifadeli 1 bölü şeklinde yazdığınız zaman burası ne olacak? 0 olacak. Dolayısıyla buradaki eşitlikte ID eşittir eksi IS elinizde kalacak. Ama tekrar buna dikkat etmek gerekiyor. Bizim ileri yönlü akımımızın büyüklüğü yani gerçek akımımızın büyüklüğü mili amper seviyesinde. Kaçak akımın büyüklüğü mikro amper seviyesinde. Yine grafikte bu noktayı kaçırmayın. Alt taraftaki reverse bias'ın temsil edildiği akım iz düşürdüğünüzde bunun büyüklüğü mikro amper seviyesinde. Forward bias'taki birinci bölgedeki akımlarımız mili amper seviyesinde. Yani aralarında 1000 kat fark var. Şöyle basit bir örnek var. Sayıları yerine koymuş. İşte buradan ID akımını bulmuş. Oda sıcaklığındaymış. Kaçak akım işte 1 mikroamper olarak verildiğini varsayıyormuşsunuz. Nü değeri 2'ymiş. 0.5 volt. İşte bu grafiğin kırılmaya başladığı yerin altında. Bu mesela bir silikon diyot için örneklenmiş. Silikon diyotta işte 0.6-0.7 volttan itibaren kırılıyor, hızlı bir şekilde artıyor demiştik. Dolayısıyla uygulanan gerilim 0.5 volt gibi küçük bir gerilim. Burada silikon için bu hesabı yaparken kappa değerini bulurken 11.600'ü 2'ye bölmüş 5.800 elde etmiş. Bunu da işte Kelvin'e çevirdiği sıcaklığa böldüğünde ve gerilimle çarptığında
973 gibi bir ifade E üzerinde yer almış. Kaçak akım 1 mikroamper seviyesinde, bunu çarptığınızda da 16.8 miliamper gibi fazla da gerekli olmayan bir sayısal örnek oluşmuş. Evet, şimdi burada esas önemli olan noktalardan bir tanesi de sıcaklık kavramı. Arada size bir video gönderdim. Bakanlarınız olduysa eğer, normalde bizim beklentimiz şu: ben yarı iletkeni gerilim uyguladığım zaman bunun çalışmasını istiyorum, aktif hale geçmesini istiyorum. Ama videodaki deneyi izlediyseniz eğer, normalde yalıtkanken ne yapıyor? Pilden bir yarı iletken malzemeyi iki krokodille bağlantı kurup bir tane lamba bağlıyor. Normalde oda sıcaklığında yalıtkan olduğu için lamba yanmıyor. Ama bir alev makinesiyle o yarı iletken malzemeyi ısıttığında işte bizim dışarıdan uyguladığımız gerilim o esnada oda sıcaklığında aradaki boşaltılmış bölgenin o enerji bandını, yani iletkenlik bandından gap'i atlayabilecek büyüklükte bir enerji sağlamıyorken, o ısıyla beraber o elektronların geçişi de, o aradaki boşluk bandından geçişi de karşımıza çıkıyor ve lambanın yanmasını görebiliyoruz. İşte bizim bu kaçak akım olarak ifade ettiğimiz akım da aslında ısıyla büyük bir değişim gösteren yapı. O örnek, oradaki video yarı iletken malzemenin ısıyla değişimine ilişkin bir videoydu. Burada da o kurulan devredeki ya da bir diyottaki kaçak akımın ısıyla olan değişimi vurgulanıyor. Bakın burada da her 10 derecelik değişim ne yapıyormuş? Hemen hemen kaçak akım seviyesini ikiye katlıyormuş. Yani normalde işte oda sıcaklığındayken yaklaşık 25-26 derece gibi bir sıcaklıkta, bu bizim ihmal edebileceğimiz büyüklükte, işte 1 mikroamper, 2 mikroamper gibi büyüklükteyken bu kaçak akım seviyesi, ısı arttığı zaman, sıcaklık yükseldiği zaman artık hesaplamalarda bazı durumlarda yanlış sonuçlar çıkartabilecek seviyelere ulaşıyor. Bunu mesela biz günlük hayatta, işte bilgisayarda diyelim ki yapabiliyoruz, karşımıza çıkabiliyor. İyi bir soğutma yapılmadığında transistörler ne oluyor? Isınıyor. Isındığı zaman işte kaçak akım seviyeleri, İçlerindeki kaçak akım seviyeleri yükseliyor. Hesaplama sonuçlarına etki etmeye başlıyor ve çok ısınmadan dolayı bilgisayar ne yapıyor? Kilitleniyor, çalışmaz hale geliyor ya da görüntüsü bozuluyor, takılıyor vesaire. İşte ısı önemli. Bu kaçak akımın büyüklüğünü değiştirdiği için ısı çok önemli. Bakın, tersine ön gerilimlemedeki bu şiddetteki kaçak akım düzeyleri görmek istemediğimiz açık devre durumuna gölge düşürür demişiz. Normalde biz oda sıcaklığında işte germanyumun ve silisyumun tam bir yalıtkan olarak kalmasını beklerken, yapılarından dolayı bazı durumlarda bu germanyumdaki kaçak akım miktarı
silisyuma göre fazla olabiliyor. Bu kaçak akımın artması işte silisyumun imalatta tercih edilmesinin nedeni. Aslında şeye baktığınızda, bir bütüne baktığınız zaman neden germanyum kullanılmıyor? Neden bunun yerine silikonla işte diyot imal ediliyor dendiğinde esas dava bu kaçak akım seviyesinin ısı ile değişimi aslında. Germanyum daha çok etkilenirken silisyum daha az etkileniyor ısıdan. Dolayısıyla germanyumdaki kaçak akım daha fazla aynı ısıda şey yaptığınız zaman, birbirleriyle karşılaştırdığınız zaman, diyelim ki 50 derecede ya da 30 derecede aynı ısı seviyesinde bir germanyum diyota bir de silisyum diyota baktığınızda germanyum diyotun daha fazla kaçak akımı karşımıza çıkmasından dolayı tercih edilme sebebi de daha azalıyor. Bakın burada da bunun ısı ile ilintili olmasa da germanyum ile silisyumun karakteristik grafiklerini aynı şeye çizmiş, aynı grafik eksenine oturtmuş. Burada birbirleriyle karşılaştırarak şey yapalım, inceleyelim. Bakın germanyum için, germanyumu çalıştırabilmek için işte yaklaşık 0.2-0.3 volt gibi gerilimler, yani biz buna threshold voltu diyoruz. Depletion region'ı, yani boşaltılmış bölgesini aşabilecek minimum enerji, minimum gerilim miktarı demiştik. Burada 0.3 volt gibi bir değerde üstünden akım akmaya başladığını görüyoruz. Şeyde silikonda SI şekilde, burada bu da VT şeklinde verilir. Silikonda bu değer 0.6-0.7 civarında bakıldığı zaman daha fazla gerilim harcamak lazım. Silikonu iletim haline getirebilmek için germanyuma göre daha fazla gerilim kullanmak lazım. Aslında kaynağınızı daha fazla tüketiyor. Silisyumdan imal edilmiş diyot daha fazla tüketiyor ama daha tutarlı. Isıya karşı daha duyarsız. Tercih sebebi de işte bu yüzden. Şimdi bir de reverse bias kısmına bakalım. Bakın reverse bias'ta silikondan imal edilmiş bir diyotun kaçak akım seviyesi, yani ters akım seviyesi germanyum ile kıyasladığınızda çok çok farklı. Yaklaşık 0.1 mikroamper seviyesinde ya da 0'a çok yakın diyebiliyoruz silisyum için. Ama germanyum için bu seviye daha büyük. 1 mikroamper büyüklüğünde, yaklaşık olarak 10 katı kadar neredeyse daha fazla germanyumda. Tamam. 0'a ne kadar yakın olursa aslında neye benzemiş oluyor? İdeal diyota benzemiş oluyor. İdeali aslında en iyisi. İdeal dediğimiz kavram en iyi kavram. Ama maalesef gerçekte böyle bir şey yok dedik. Burada gösterilmesi, bakın burada ya not düşürmüş, ha, şimdi dikkat ettim. 0.01 mikroamper ya da 10 nanoamper. Oldukça küçük bir büyüklük ama yine de şey değil, sıfır değil, her zaman var. Bakın şu da dikkatinizi çekmiştir. Ters yönde gerilim artmaya devam ettiği zaman bu karakteristik grafik bir anda ne olmuş? Hem silikonda hem de germanyumda şiddetli bir artış göstermiş. Normalde ne yapmış? Ters gerilimi yavaş yavaş arttırmışız. Belli bir noktadan sonra bir anda diyotun üstünden akan bir akım olduğunu gözlemliyoruz. Şiddetli bir şekilde artış olduğunu, sanki
forward bias'taki gibi bir akım akışı olduğunu gözlemliyoruz. İşte bu akımın gözlemlendiği kısım ya da buradaki gerilimler Zener gerilimi olarak ifade edilir. Bu devre elemanının aslında bozulduğu noktaya karşı gelir. Yani tepkisini gösteriyor. Ne yapıyor? Depletion region genişliyor. Reverse bias'la genişliyor. Size direnç gösteriyor. Üzerinden akım akmaması için direnci gösteriyor. Fakat ne oluyor? Siz gerilimi arttırıyorsunuz. İşte 100 volt, 200 volt, 300 volt, 500 volt, 1000 volt ters yönde uyguladığınızda artık devre elemanı dayanamıyor bu gerilime ve şiddetli bir şekilde akım akışını karşınıza çıkıyor. Yani bu aslında devre elemanının bozulduğu nokta. Bir yere kadar size koruma sağlasa da bir noktadan sonra yanıyor ve görevini gerçekleştiremiyor. İşte bu da Zener bölgesi, Zener gerilimi olarak ifade ediliyor. Bakın buradaki slide'da bunun daha teknik açıklaması var. Buna bir göz atalım. Belli bir noktadan sonra ters yönde bir anda akım akışı başlıyor. Nedeni uygulanan potansiyel ters yönde daha da arttırdığınızda bu şeye dikkat etmişsinizdir. Silikondaki ters yön potansiyeli germanyumdan daha da büyük. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında silikon diyot daha büyük ters gerilimlere dayanabiliyor. Neye göre? Germanyum diyota göre. Dolayısıyla bu da bir tercih sebebi olacaktır şey için, kullanım için. Şimdi ne yapmışız? Uygulanan potansiyel ters yönde daha da arttırdığımızda aslında iç tarafta yani diyotun içerisinde olan olay bu az sayıdaki azınlık taşıyıcıları iyonizasyon yolu ile ek taşıyıcıları serbest hale getirebilecek düzeyde hız kazanmalarından dolayı valans elektronlar ile çarpışacak ve bunlara ana atomdan kopmalarını sağlayacak yeterlilikte enerji aktaracaktır. Bu ek taşıyıcılar yüksek bir çığ akımının oluşup çığ kırılma bölgesinin belirlendiği noktaya kadar iyonizasyon sürecine katkıda bulunabilirler. Yani bu noktadan sonra zaten o devre elemanının bir kullanımı söz konusu değil. Buraya buradaki gerilime burada ifade edildiği gibi peak inverse voltage ya da peak reverse voltage şeklinde bu devre elemanlarının kataloglarına baktığınız zaman, PDF'lerine baktığınız zaman kısaltması PIV ya da PRV şeklinde değerler görürsünüz. İşte bunlar 600, 700 volt gibi, 400 volt gibi büyüklükler, yani çok aşırı büyük gerilim değerleri olduğunu görürsünüz. Bu devre elemanının, yani diyodun Zener bölgesine girmeden önce lafı şuradan gelecek. Şimdi önümüzdeki derslerde bir de Zener diyotu göreceğiz. Zener diyotta normal diyota göre çalışma mantığı farklı. Şimdi normal diyotta bir güç diyodunda siz kullanma esprisi devreyi koruması için işte ters gerilim uygulandığında devre elemanları bozulmasın. İşte diyot bozulsun. Bozulduğu zaman çalışma o noktada kesilsin esprisi bu. Ama bir de Zener diyot dediğimiz diyotlar var. Bunları da çalıştırabilmek için gerilimi ters uygulamamız lazım. Böyle bir yapıya sahip. Bu genelde koruma devre elemanı olarak kullanılıyor. Zener diyota paralel bağlı işte yük devrelerini ne yapıyor? Paraleline çalıştığı andaki gerilimi yansıtıyor. Ama bunun çalışabilmesi için de siz bu Zener diyota gerilimi ters uyguluyorsunuz.
İşte karakteristik eğrisi Zener'e benzediği için bu normal diyotun karakteristiğinde bu kısımlara Zener bölgesi ya da Zener kırılma noktası şeklinde bir benzetmeden dolayı böyle isim veriliyor. Tamam. Evet, burada yine bir özet geçilmiş. Germanyumla silisyumun threshold voltajları, yani çalışmaya başlatabilmek için, çalıştırabilmek için minimumda uygulamanız gereken değerler. Hesaplamalarımızı yaparken biz bu threshold voltaj değerlerini kullanacağız. Her zaman silisyum için 0.7, her zaman germanyum için 0.3 voltu alacağız. Bunları şey yapacağız. Ana gerilimden bu değerleri çıkartacağız. İşte devrede kaç tane silikon varsa, işte kaç tane germanyum varsa ya da o devrede germanyumla beraber silikon da kullanılmış olabilir. Yani her ikisi de olabilir. Diyotların tipine bakarak bu threshold voltajlarını ana gerilimden düşürerek elimizde kalan gerilim değeriyle hesaplamalar yapacağız önümüzdeki derslerde soru çözümlerine başladığımız zaman. Normalde baktığınızda sanki bu bir dezavantajmış gibi görünüyor. İşte silikon için daha fazla threshold voltajının uygulanması sanki bir dezavantaj gibi görünüyor. Ama mesela şeyine baktığınız zaman, ters gerilime dayanma gücüne baktığınızda, mesela burada ne demişiz? Silikon için 1000 volta kadar ters gerilim uygulayabiliyor musunuz? İşte ya da germanyum için 400 volta kadar ters gerilim uygulayabiliyor musunuz? Yani daha dayanıklı. İşte ne dedik? Oda sıcaklığında germanyuma göre daha tutarlı dedik. Mesela silisyum ne olmuş? Ne yazmışız buraya? 200 dereceye kadar silisyum diyotu kullanabiliyor olmanıza rağmen işte germanyum 100 dereceden sonra artık kullanılamıyor. Yani imal edeceğiniz devrenin kullanılacağı ortam çok önemli. Ortam şartları çok önemli. İşte kutuplarda mı çalışacak, çölde mi çalışacak, ev ortamında mı çalışacak? Çalıştığı zaman ne kadar bir ısıya, gerilime maruz kalacak, çalışması esnasında işler yolunda gitmezse ters bir gerilim akım gelmesi durumunda işte hangi değerlere kadar kendini koruyacak, bunların hepsi ana tasarım yapılırken aslında düşünülmesi gereken şeyler. Seçilecek devre elemanlarının hassasiyeti, kullanılacak malzemenin kalitesi, aslında planlamada hep bu değerlere bakılarak bazı şeylerin yorumlanması önemli. Bakın buradaki slide'da da ısının bir karakteristik grafiği üzerindeki etkisi, değişimi gösterilmiş. Mavi karakteristik grafiği takip edecek olursak, bu arada bu çizim birazcık yazıların üzerine kaymış. Ben bunu düzeltip tekrar Moodle'a yüklerim. Bu slide'ı şey yaparız, güncelleriz. Şimdi şeyi inceleyelim. Bakın mavi olan karakteristik grafik oda sıcaklığındaki bir karakteristik grafik. İşte mesela buna silikon diyelim ve yaklaşık olarak işte 07-08'de iletime geçiyor diyelim. Bakın ısı arttığı zaman ne olmuş? 100 dereceye çıkmış. Ne olmuş? 200 dereceye çıkmış. Normalde beklentim ne benim? İşte yaklaşık 1 volta yaklaştığımda devre çalışsın beklentim olmasına rağmen ısı artarsa ne olacak? Daha erken çalışmaya başlayacak. Diyot daha önce devreye girecek. Üzerinden akım akıtmaya başlayacak. Veya tam tersini düşünün. Ortam sıcaklığı
çok çok azaldığı zaman, işte eksi derecelere düştüğü zaman, ben işte 1 volt uyguladığımda çalışmasını beklerken bu sefer 1,5 volt uyguladığımda çalışacak. Daha fazla enerji vermem, daha fazla gerilim uygulamam gerekecek. Yani karakteristiğin ileri yönlü kısımlarında ısıdaki değişim arttığı zaman ne olmakta? Daha çabuk tepkime vermekte, ısı azaldığı zaman daha geç tepki vermekte. Aynısını şeye bakın, reverse bias kısmına bakalım. Bakın mesela 25 derecede diyelim ki bu diyot maksimum 40 voltluk bir ters tepe gerilimine dayanabiliyor. İşte 39 volt uyguladığınızda, ters bir şekilde 39 volt uyguladığınızda bozulmuyorken, 40 voltta bozuluyorken, ortam ısısı arttığında mesela 25 dereceden 100 dereceye çıktığında bu sefer ne olmuş? Daha büyük ters gerilimde bozulmuş. Ortam ısısı iyice arttığı zaman daha da büyük ters gerilimde bozulmuş. Ama bakın buradaki akım seviyelerine baktığınızda çok küçük ters akım büyüklüğü varken gitgide sıcaklıkla ne olmuş? Ters akım seviyesi hep artarak, iki katına çıkartarak şey olmuş, şiddetlenmiş. Buradaki ters doyma akım sıcaklıkla beraber iki katına çıkacak şekilde her 25 derecede 1 ila 2 mikron mikroamper seviyesinde artış gösterecek seviyede ne oluyor? Artıyor miktarı. Yani beklentimin de üstüne çıkıyor kaçak akım seviyesindeki büyüklükler. Bunları aynı bu şey grafik tek bir tane diyotun farklı ısıdaki davranışı şey yapılmış, görselleştirilmiş. Farklı diyotlar olarak şey yapmayın, yorumlamayın bu grafiği. Tek bir tane diyotun oda sıcaklığındaki karakteristik grafiği ısıya göre nasıl değişiyor? Bunun verildiği bir görsel. Evet, şimdi şeyleri yaparken, devreleri analiz ederken, diyotlarla kurduğumuz devrelerin hesaplamalarını yaparken, biz devreye DC gerilimi uyguluyorsak, bu devrede çalışması anında diyotu modellerken, bu karmaşıklıktan kurtulmak için, bu parabollükten kurtulmak için bu durumu biraz daha böyle ne yapacağız? Lokalleştireceğiz. Yani sanki tek bir gerilim değerindeymişiz gibi düşüneceğiz. Anlık olarak ne yapacağız? Bir direnç hesabı yapacağız. Devreye uyguladığım gerilime göre o anda diyotu şey yaparken, modellerken bu diyotun yerine o diyotun iç direncini temsil edecek bir direnç yerleştireceğim. İşte diyotun yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde bir ideal diyot resmi yerleştireceğim. İşte o diyotun threshold voltajına karşı gelen benim ana güç, ana gerilim şeklime ters yönde bağlı bir pil resmi çizeceğim. Bunları şey yaparken direnç hesaplaması da yapmamız lazım. Bunu belirtmemiz lazım. İşte bu DC ya da statik direnç dediğimiz şey belli bir çalışma noktasındaki direnç, tek bir noktadaki direnç, o andaki direnç anlamında. Kitabınızda şöyle basit bir örnek var. Size bir karakteristik grafik verilmiş, karakteristik grafiği verilmiş. İşte bu silikonun karakteristik grafiğiymiş. Farklı akım seviyelerinde
Bir de C şıkkında işte bir gerilim büyüklüğünde sizden DC direnç seviyesini bulmanızı istiyor. Bu karakteristik eğriden faydalanarak çözdüğünüz sorularda ya da çözeceğiniz sorularda hassasiyet bir noktaya kadar geçerli. Yani ne yapacağız? Aslında bunu şey yaparken, hesaplarken, A şıkkını mesela hesaplarken, hesaplayacağımız zaman, A şıkkındaki direnci hesaplayacağımız zaman, buradaki 2 miliampere karşı gelen bir gerilim büyüklüğünü grafikten elde etmem lazım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 2 miliamperi bu karakteristik eğrisiyle kesiştirip, bu kesişim noktasını gerilim eksenine iz düşürüp, iz düşümden karşıma çıkacak sayısal büyüklüğü burada formülde yerine koymam gerekiyor. Ama kişiden kişiye buradaki iz düşümden okunan sayısal değer değişebilir. Bunu çok kafaya takmayın. Aşağı yukarı kabaca şey yapın, düşünelim. Tabii çok da abartılı, çok da farklı bir şey algılamamamız gerekmekte. Yani işte iz düşürdüğünde burası 0.8 ise işte burası yaklaşık olarak 0.4-0.5 gibi orta noktada bir yere karşı geliyor. Herkes diyecektir zaten. Onun için şeye çok kafaya takmayın. Grafiksel çözümlemelerde bu hassasiyeti çok kafaya takmayın. Bunları önemsemeyeceğiz. Gerilimi bulduktan sonra formülde yerine koyup direnci hesaplıyormuşuz. Bakın burada B şıkkında yine benzer şekilde 20 miliamperden iz düşürüyorsun. Gerilim değerini buluyorsun. Gerilim 0.8. Akıma, soruda verilen akıma böldüğünüzde işte B şıkkı için 40 ohm çıkıyor. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında eksi 10 volt verilmiş. Eksi 10 voltu işte karakteristik eğrisiyle kesiştirip iz düşürdüğünüzde karşınıza çıkacak olan akım eksi 1 mikroamper. Eksi 1, eksi 10 voltu eksi 1 mikroampere böldüğümüzde işte 10 mega ohm gibi bir direnç büyüklüğü çıkıyor. Bakın direnç olarak düşündüğümüzde İleri yönlü şeylerde, yerlerde gerilim büyüklüğü artmaya başladığı zaman, sıfırdan başlayıp gerilim büyüklüğü artmaya başladığı zaman, bakın B şıkkında ne oldu? Grafiğin hızlı artış yaptığı yerlerde direncimiz küçüldü. Hızlı bir şekilde artmasının sebebi devreden akım akması kolaylaştı. Tepki göstermedi, direnç göstermedi ya da gösterdiği direnç çok küçük oldu. Ama bu gerilimi ters yönde arttırdığımızda, 0 volttan negatif yönde arttırdığımızda bakın karşımıza ne çıktı? Mega ohm büyüklüğünde inanılmaz büyük bir direnç çıktı. Uyguladığımız gerilimin aşamayacağı kadar büyük bir direnç çıktı. Sanki orada işte tel kopartılmış gibi ya da oradaki diyot çıkartılmış gibi akımın akışını engelleyen inanılmaz büyük bir direnç çıktı. İşte teorik olarak da neyi gördük burada? Hesaplama sonucunda bir diyotu ters bir şekilde gerilim uygularsanız üzerinden akım akmamasının ya da çok çok küçük akım akmasının sebebi, ihmal edilebilecek büyüklükte akım akmasının sebebi direncinin çok çok büyük olmasından kaynaklı diye yorumlayabilirsiniz.